Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda Arduino ile uğraşan arkadaşlarımız için güzel bir shield tanıtımı yapacağım. 7 segment yani 7 segment veya çok fonksiyonlu Arduino shield olarak da bilinmekte. Arduino yeni başlayan breadboard ve kablolar ile uğraşmak istemeyen arkadaşlar için mükemmel bir shield. Bu shield ile birçok Arduino uygulaması geliştirebilirsiniz. Arduino Uno'ya, Leonardo'ya ve Mega'ya uyumlu. Biraz sonra zaten bu geliştirebileceğimiz uygulamalardan da bahsedeceğim. Şimdi şu kısımdan başlayarak Shield'imizi tanımaya başlayalım. Şimdi üst kısımda 2 adet 74Hz 595'in kullanıldığı 4 basamaklı 7 segment LED bulunuyor. Bu LED'imizi gösterge amaçlı birçok uygulamada kullanabilirsiniz. Örneğin sıcaklık değerlerini veya saat değerlerini bu 7 segment LED üzerine gösterebilirsiniz. Şu kısımda ise 4 adet LED'imiz bulunuyor. Bunlar SMD LED'ler. D1 LED'imiz 13. pine, D2 LED'imiz 12. pine, D3 LED'imiz 11. pine, D4 LED'imiz ise 10. pine bağlı. Yan kısımda ise şu kısımda ise bir adet buzzer'ımız var. Çeşitli ses, melodi veya alarm uygulamalarında kullanabilirsiniz. Bu da dijital 3 pinle bağlı. Şimdi şu üst kısma geçersek, bu üst kısımda ise Bluetooth modüllerimizi bağlayacağımız header'lar bulunuyor. İsterseniz bağlantısını da göstereyim. Evet, Bluetooth modülümüzü şu şekilde bağlantısını yapabiliriz kartımız ile. Ve farklı uygulamalar geliştirebiliriz. Ayrıca burada gördüğünüz gibi ses modüllerinde buraya ses algılama modüllerinde buraya bağlayabiliyorsunuz. Şu aşağı kısımda ise çok turlu bir potansiyometremiz var 10K değerinde. Analog uygulamalarınızı bu potansiyometre ile gerçekleştirebilirsiniz. Şu aşağı kısımda ise 3 adet butonumuz var. Bu butonlarımız A1, A2 ve A3 pinlerine bağlı. Farklı görevler yükleyerek çeşitli uygulamalar geliştirebilirsiniz butonlar ile de. Şimdi şu yan kısma geçersek, burada da servo motor bağlantıları bulunmakta. Şu ilk kısım GND, orta kısım 5 volt. Yan kısım ise pinlerini görüyorsunuz. A5, PWM9, PWM6, PWM5'e bağlı. Servo motor ve farklı sensörlerinizi bu kısımlara bağlayabilirsiniz. Örneğin bir servo motorumuzu bağlayalım. Şu en baştaki GND olacak şekilde bağlantımı yapıyorum şu şekilde. Ve kullanıma hazır hale getirmiş oluyorum servo motorumu da. Şimdi servo motorumuzu çıkartalım. Şu üst kısma geçelim. Şimdi bu üst kısımda ise 18V20 ve LM35 sıcaklık sensörlerimizi bağlayabileceğimiz soketler bulunuyor. Bu soketlere sıcaklık sensörlerimizden birini bağlayabiliyoruz. Örneğin benim elimde şu an 18V20 bulunuyordu. Onun bağlantısını yapayım. Evet, şu şekilde sensörlerimizi de bağlayabiliyoruz. Şimdi bunu çıkartalım. Yan kısımda ise bu dediğimiz U5 entegresiydi. Yan kısımda ise uzaktan kumanda uygulamalarınızı yapabileceğiniz kızılötesi alıcı bağlayabiliyorsunuz. Bundan farklı amaçlar için kullanabilirsiniz kızılötesi alıcınızı. Şimdi isterseniz Arduino ID'mize geçip birkaç küçük uygulama yaparak Shield'imizi daha yakından tanıyalım. Evet, Arduino ID'mi açtım. Şimdi bu file kısmından örneklerden birini yükleyelim. Örneğin Blink uygulamasını yükleyelim. Şunu büyütelim. Daha sonra Tools kısmından board'u seçelim. Arduino Uno olması lazım. Portumuz ise COM10'da bağlı benimki. Bu işlemleri yaptıktan sonra Arduino'muzu bağlayıp daha sonra kodumuzu yükleyebiliriz.
Evet, kodumuzu yükledik. Uygulamamızda LED'imiz 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi D13 pinimiz 1 saniye aralıklarla yanıp sönmekte. Şimdi ise farklı bir uygulama yükleyelim. Örneğin buradan buton uygulamasını yükleyebiliriz. Buton uygulamasını açıyorum. Daha sonra kartımı ekliyorum. Tabii burada butonumuz ikinci pine bağlı. Biz bunu A1 olarak değiştirebiliriz. Çünkü butonlarımız A1, A2 ve A3'te bağlı. Şimdi LED'imiz de 13'te bağlıymış. Şimdi kodumuzu artık yükleyebiliriz. Evet, kodum yüklendi. Şimdi LED'im sönük durumda. Butonuma bastığımda LED'im yanması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi butonuma da bastığımda LED'im yanıyor. Bu şekilde birçok farklı uygulama yapabilirsiniz. Yani bu donanımlar sayesinde pek çok uygulamayı ek devreli olmadan çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu Arduino Shield'i nereden bulabiliriz? Onu da göstereyim. Robolink'in sitesinden bulabilirsiniz. Videonun altına linkini de yerleştiririm. Oradan inceleyebilirsiniz. Sizin de hoşunuza giderse Arduino Shield'i alabilirsiniz. Hatta şu an %24 indirimde Shield'imiz. Bu videomda söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.